salonumuzu onurlandırmışlardır. Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanı. Değerli konuklar, katılımlarıyla bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarını yapmak üzere kürsüyü teşekkürle arz ederim. Buyurun. Değerli konuklar, öncelikle sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Açılışını yaptığımız TUSAŞ Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bu merkezin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bu merkezde görev yapacak mühendislerimize, teknisyenlerimize şimdiden başarılar diliyorum. Değerli konuklar, savunma sanayimizin diğer kuruluşları gibi TUSAŞ'ta geçtiğimiz 12 yılda çok büyük bir atılım gerçekleştirdi. TUSAŞ 1984 yılında sadece bildiğiniz gibi F-16'ların fason üretimi için kurulmuştur. 2005 yılında bu kuruluşumuzun yapısı ve yönetimi millileştirilerek yeni bir dönem başladı. Bugün artık TUSAŞ havacılık alanında dünyanın en önemli kuruluşlarından biri haline gelmiş bulunuyor. Devler Ligi denen dünyanın en büyük üst savunma sanayi şirketi listesine giren TUSAŞ ülkemizin gurur kaynağı haline geldi. Hedefimiz bu listeye en az 20 şirketle girmek olmalıdır. Bildiğiniz gibi şu anda dünyanın en büyük 250 müteahhitlik firması listesinde 42 şirketle yer alıyoruz. Aynı başarıyı savunma sanayi alanında da göstereceğimize inanıyorum. TUSAŞ bu listeye ilk giren Türk şirketi olarak öncülük görevini yerine getirmiş bulunuyor. Şimdi sıra diğer firmalarımızda. Tabii TUSAŞ'ın bu konuma gelmesinde 2003 yılından itibaren savunma sanayinde yerli üretime verdiğimiz önemin, bu doğrultuda ortaya koyduğumuz güçlü iradenin çok payı var. TUSAŞ da sağ olsun kendisine olan güvenimizi boşa çıkarmadı. İşte Atak helikopterimiz tüm zorluklar aşılarak tasarlandı, üretildi. Semalarımızda gururla vazifesini yerine getirmeye başladı. Atak'la ilgili ilk adımları attığım zaman, yetkilileriyle İtalya'da ilk görüşmeleri yaptığım zaman, doğrusu zaman zaman acaba sorusu aklıma geliyor. Çünkü yıllar yılı bildiğiniz gibi küresel sermaye bizlerle ortak üretimlere girme noktasında hep kaçak dövüşmüştür. Gelmemiştir. Samimi olarak bir ortak üretimi ülkemizde yapmaya yanaşmamıştır. Ama Augusto Westland, Film Mekanika bu konuda hakikaten bizlerle bu işi paylaştı. Sağ olsun bu adımı onlarla beraber attık. Hürkuş uçağımız Avrupa'da sertifika alma aşamasına geldi. Anka insansız hava aracımız sürekli geliştirilerek hedeflediğimiz düzeye yaklaştı. Göktürk 2 uydumuzu 2012'de uzaya fırlatmıştık. Bu uydumuz başarıyla hizmet vermeye devam ediyor. TUSAŞ, sivil havacılık sektörünün dev firmalarıyla işbirliği içinde çalışmalarını ve büyümesini sürdürüyor. TUSAŞ'ın hikayesi Türkiye'nin hikayesinin aslında bir özetidir. Bunu bu şekilde değerlendirmemiz lazım. Bu kuruluşumuz
2000 yılında 90 milyon dolarlık cirosu ve 2000 çalışanıyla neredeyse kapanma durumuna gelmişti. Ve o gün iktidara geldiğimizde, doğrusu o zamanki Savunma Bakanı Vecdi Bey ile birlikte bu konular üzerinde değerlendirmelerimizi yapmış ve bir kararlılıkla işin üzerine gitmişti. Bugün ise TUSAŞ 1 milyar doları aşan cirosu ve 5000 çalışanıyla kendi alanında dünyanın en büyük 80. şirketi olarak karşımızda duruyor. Nereden nereye? Tabii TUSAŞ'ı sadece buradan, Kazan'daki bu tesislerden ibaret görmemek gerekiyor. Biz sadece burada yokuz. Yani biz bununla birlikte şu anda Ostim'de varız. Ostim'i hareketlendirdi burası. Ankara'daki organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren kuruluşlarla yürütülen çalışmalarda takdire şayan bir büyüme göstermiş bulunuyor. Sadece Ostim'e aktarılan iş hacmi 12 yılda 10 kat arttı. Çok önemli. TUSAŞ'ın bugün sadece yardımcı olarak, yani yan sanayiye verdiği iş hacmi 2005 yılındaki toplam cirosundan dahi fazla. Bu büyük iş hacmi Kazan'da bir havacılık ihtisas organize sanayi bölgesi kurulmasının da yolunu açtı. İşte böylesine önemli bir başarıyı konuşuyoruz. 2023 yılında TUSAŞ'ı her bakımdan çok daha ileride, çok daha büyük projelerin içerisinde görmek istiyoruz. Milli Muharip Uçağımızla ilgili karar Savunma Sanayi İcra Kurulu'ndan bildiğiniz gibi çıkmış bulunuyor. Bu uçağı 2023 yılında semalarımızda, 2030 yılında da hava kuvvetlerimizin envanterinde görmeyi arzu ediyoruz. Ben biraz tez canlıyım. Aslında bunu öne çekmenin gayreti içerisinde de olmamız lazım. Ne kadar öne çekebilirsek o kadar isabetli olacak. Aynı şekilde özgün tasarımı ve üretimiyle hem sivil hem askeri amaçla kullanacağımız helikopterimizi, milli haberleşme ve gözlem uydularımızı, yeni nesil Ankaları sabırsızlıkla bekliyoruz. Her zaman ifade ettiğim gibi durmak yok, yola devam. Çok çalışacağız. Değerli konuklar, bugün açılışını yapmak üzere bir araya geldiğimiz uzay sistemleri entegrasyon ve test merkezi TUSAŞ'ın gözlem ve haberleşme uydularının üretimine yönelik bu stratejik bir altyapıdır. Bu tür tesisler uzay çalışmaları alanında söz sahibi az sayıda ülkede bulunuyor. Türkiye'nin TUSAŞ vasıtasıyla bu tesise sahip olarak uzay çalışmaları konusunda iddia sahibi ülkeler arasına girdiğini artık ifade edebiliriz. Savunma Sanayi Müsteşarlığımız ve TÜRKSAT'ın 100 milyon avroluk desteğiyle hayata geçirilen bu merkez TUSAŞ tarafından işletilecek. Burada uyduların fırlatma esnasında ve uzayda maruz kalacağı tüm etkilerle ilgili testler yapılabilecek. Göktürk 1 uydumuzla gerekli testleri yapılmak üzere bildiğiniz gibi Fransa'dan buraya getirildi. Hemen ardından da Göktürk 3 uydusu ve diğer uydularla ilgili çalışmalar başlayacak. Burada diğer ülkelerin uzay ve uydu projeleri için de hizmet verilebilecek. Bu tesis bizim için gerçek anlamda uzaya ilk adım niteliği taşıyor. Türkiye 12 yıldır pek çok alanda hayata geçirmiş olduğu ilklerinden birini de böylece uzay çalışmaları alanında gerçekleştirmiş oluyor. Değerli dostlar, tarihte savunma sanayi konusunda aslında çok büyük bir müktesebatı olan milletiz. Yani bizi şu anda bulunduğumuz noktada görmüyor. Kendimizi böyle bir noktada görmüyor. Aslında biz bunları başarmışız. Ama nedense patinajla biz geri gitmişiz. Kadırgalarımızla denizlerde, toplarımızla karada
destanlar yazdılar. 800 yıl sonra 562. yıl dönümünü kutlayacağımız İstanbul'un fethi başta olmak üzere pek çok savaşta kendi geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz silahlarımızla çok büyük başarılar kazandık. Birinci Dünya Savaşı'na geldiğimizde bu üstünlüklerimizi büyük ölçüde yitirmiştik. Buna rağmen Kurtuluş Savaşı'mızı çok zor şartlarda ürettiğimiz veya yenilediğimiz silahlarla cephaneyle kazandık. Cumhuriyetin kuruluşunun hemen ardından Gazi Mustafa Kemal'in talimatı ve desteğiyle başlatılan savunma sanayi hamlesi maalesef 1940'lı yıllardan itibaren akamete uğradı. Kurduğumuz uçak fabrikalarını, geliştirdiğimiz otomobilleri, faaliyete geçirdiğimiz motor fabrikalarını birer birer kapattık. 1926 yılında kurduğumuz tayyare ve motor Türk şirketi 1939 yılına kadar tam 112 uçak üretti. O dönemin şartlarında bu gerçekten muazzam bir başarı. Ama maalesef kapısına 1939 yılında kilit koydu. Rahmetli andığımız Nuri Demiral'ın 1936'da başlattığı girişim de 1943'te aynı akıbete uğradı. Şayet bu hamle desteklenip devam ettirilebilmiş olsaydı hiç şüphesiz bugün Türkiye dünyanın en önemli uçak üreticilerinden biri oldu. İthalata dayalı bir kalkınma ve savunma sanayi sebebiyle Türkiye Kıbrıs çıkarması dahil pek çok durumda acı tecrübeler yaşamak zorunda kaldı. Elbette makine ve kimya endüstrisi kurumu gibi başarılı örnekler de olmakla birlikte Türkiye savunma sanayinde rahmetli Özal'a kadar gerçekten büyük bir gafletin etkisi altında geldi. Bu dönemde başlayan girişimlerde siyasi ve ekonomik istikrarsızlık sebebiyle arzu edilen hızda ilerlemedi. Arzu edilen neticelere ulaşılamadı. Türkiye'nin en büyük savunma sanayi atılımının 2003 yılından itibaren başladığını söyleyebiliriz. Bir arkadaşlarımla hep bunu konuştum. Dedim ki artık biz bize yetmek zorundayız. Biz bize yetmediğimiz durumda bağımsız bir Türkiye'den bahsedemeyiz. Bunun adımlarını atmak durumundayız. Dünyanın bir ucundaki de insan, biz de insanız. O yapıyorsa biz de yapabiliriz. Yapmamak için hiçbir sebep yok. Ama birileri önümüze bariyeri koyuyor, ondan sonra da bunun üzerine atlıyor. Hayır, biz bunları da atlayacağız. Gerekirse bu bariyerleri de kaldıracağız. İşte bu başladı. Şimdi eskiden beyin göçünden endişe ediyorduk. Artık bu göç kendi özüne dönüşe başladı. Ülkemiz 2002 yılında savunma sanayi ihtiyaçlarında %80 oranında dışa bağımlıydı. Bugün bu oran hamdolsun %45'e düştü. Hedefimiz 2023 yılında ülkemiz savunma sanayinin dışa bağımlılığını neredeyse %100'e yakın bir noktaya kaldırarak taşımaktır. Elbette uluslararası şirketlerle ortak projelerimiz olacaktır. Artık dünya bu noktada küçülmüştür. Yani biz bugün biliyorsunuz dünyada marka birçok uçakların yedek parçalarını Türkiye'de üretiyoruz ve onlara gönderiyoruz. Başta Boeing olmak üzere. Bunlarla müşterek çalışmalarımız var. Ama Türkiye gerektiğinde ve ihtiyaç duyduğunda tüm önemli savunma sanayi ürünlerini üretebilir konuma inşallah 2023 yılında ulaşacaktır. Bunun için savunma sanayine verdiğimiz desteği sürekli artırarak devam ettirmeliyiz. Başbakanlığın döneminde olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı görevim sürecinde de bu alandaki çalışmaları, gelişmeleri yakından takip ve teşvik etmeyi sürdüreceğim. Değerli misafirler, Türkiye'nin
savunma sanayindeki gelişmeler sadece bizi değil, bizimle birlikte tüm dost ve kardeş ülkeleri de yakından ilgilendiriyor. Çünkü bu ülkeler bizim geçmişte yaşadığımız ve bugün hamdolsun büyük ölçüde aşmaya başladığımız sıkıntılarla yeni yeni karşılaşıyorlar. Savunma sanayinde ileri düzeye ulaşmış ülkeler için bu alan ticari olmanın yanında siyasi ve stratejik bir güç kaynağıdır. Bunu böyle bilmemiz lazım. Paranız da olsa istediğiniz silahları alma imkanına sahip değilsiniz. Niye? Çünkü bunları üreten ülkeler öyle takdir ediyor. Sen bana bağımlı olacaksın. Öyle ki yeri gelir, öyle bir anda sana yedek parçasını vermez. Bütün o ürettiklerini yapar. Bunları biz şu anda yaşadık. Yaşıyoruz. Birçok yerden siparişler almışızdır. Ama motoru bize verme taahhüdünde bulunduğu halde son anda motoru vermekten vazgeçtiği için biz o ürünümüzü o ülkeye satamamışızdır. Bu tür tehditler içerisinde yaşıyorsunuz. Ben nereye istiyorsam oraya vereceksin. Benim istediğim yere istemediğim yere veremezsin. Böyle vicdansızlık olur mu? Ama dünya vicdansızlarla da. Bunu da görmemiz lazım. Bilmemiz lazım. Tamamen siyasi, stratejik ve ekonomik çıkar ilişkilerine dayalı kriterler söz konusu. Elbette bu konuda bizim de kriterlerimiz var ve olacak. Ama bizim kriterlerimizle onlarınki arasında çok büyük farklar bulunuyor. Biz tüm dost ve kardeş ülkeleri sahip olduğumuz imkanları birlikte kullanma konusunda kendimizden ayrı görmüyoruz. Hele hele bizim mazlum ve mağdur toplumlara, coğrafyalara bakışımız batıdan ve diğer bazı güçlü ülkelerden çok farklı. Biz Afrika'ya, Orta Asya'ya, Orta Doğu'ya, Balkanlara baktığımızda sadece insan görüyoruz. Kardeşlerimizi görüyoruz. Diğerleri ise bu coğrafyalarda sadece petrol görüyor. İşte farkımız bu. Doğalgaz görüyor. Farkımız bu. Maden görüyor. Ürün satılacak pazar görüyor. Siyasi denklemdeki yerini görüyor. İşte bu sebeple ekonomide, siyasette, dış politikada ve elbette savunma sanayinde elde ettiğimiz her başarı bizimle birlikte dost ve kardeş toplumları da sevindiriyor. Ümitlendiriyor, cesaretlendiriyor. İşte geçenlerde biliyorsunuz İstanbul'da yaptığımız uluslararası savunma sanayi fuarında hareketliliği, canlılığı hep birlikte yaşadık gördük. TUSAŞ'ın ve diğer tüm savunma sanayi kuruluşlarımızın çalışmalarını bu anlayışla, bu bilinçle yürüttüklerine inanıyorum. Açılışını yaptığımız uzay sistemleri entegrasyonunun ve test merkezinin bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Burada çalışan, çalışacak olan tüm mühendislerimize, teknisyenlerimize başarılar temenni ediyoruz. Kendilerine inanıyorum. Ve kendilerine, siz de kendinize inanın. Ve sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. İyi günler diliyorum. Nasılsın? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Başarınızla övünüyoruz. Başarınız gururumuzdur. Gurur milletimizin. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız, var olasınız. Allah yar yardımcımız olsun. Hepimize efendim. Sağ olasın. Burada hemen ilk sorumuzda gördüğünüz soruda. Bizim butona basmasıyla birlikte uzay sistemleri entegrasyon ve test merkezimizin açılışını gerçekleştireceğiz efendim. Değerli arkadaşlar, hazır mıyız? Teşekkürler.
çok çok anlamlı. Uzay sistemleri uydu test merkezinin açılışını yapıyoruz. Bu açılışımızın ülkemiz için, ilgili tüm kurumlarımız için hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Bu vaayla hep birlikte milletçe butonlara basıyoruz. Buyurun. Ya Allah, bismillah. Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezimiz, hayırlı uğurlu olsun.